Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında eşkenar dörtgenin konu anlatımını yapacağız. Eşkenar dörtgenin tamamını bitireceğiz. Hem uzunluğundan hem de alanından bahsedeceğiz. Evet kitabımızda şöyle sayfa numarasına bakalım. Sayfa numarası 137, 138 ve 139'u işleyeceğiz kitabımızdan. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bütün kenarları birbirine eşit olan paralel kenara biz eşkenar dörtgen adını veriyoruz. Hemen şuraya da notumuzu alalım. Evet. Eşkenar dörtgen neymiş? Paralel kenarın özel bir haliymiş. Bak şimdi. Şöyle yukarıda göstereyim. Ve bütün özelliklerin kendiliğinden nasıl çıktığını da ben sana göstereyim. Alt tarafta zaten şekli çizildi de burada göstereyim. Bütün kenarlar birbirine eşit olan paralel kenar. Açısal muhabbetler zaten belli. Alfa ise 180 eksi alfa. Burası da alfa yapıyor. Burası da 180 eksi alfa yapıyor. Açıları şey yapmayalım. Paralel kenardaki verdiğimiz tüm özellikler burada yine geçerli. E paralel kenarda köşegenler nasıldı? Birbirini ortalıyordu. E birbirini ortaladığı için burada da ortalayacak. Şöyle şöyle ve şu üçgene bakar mısın? Ne var burada? İkiz kenarda çizilen kenar orta oldu. Vay! Köşegenler dik kesişti. Köşegenleri dik kesişen dörtgenler özel dörtgenlerdir. Bunlardan bir tanesi bak eşkenar dörtgen. Bir köşegen verilmişse diğer köşegeni de genelde biz çizeriz ya da soruda sıkıştığımız zaman köşegen çizmek güzel hamlelerden biridir. O yüzden bunu unutma. Aynı zamanda çizilen yükseklik açıortay diye midir? Evet. E bu da açıortaydır. Aynı mantıkta şu üçgene de bakacak olursan ya da üstteki üçgene bakacak olursan bu da çizilen yükseklik aynı zamanda nedir? Açıortaydır. Aa buradan bütün her şey kendiliğinden çıktı. Bak eşkenar dörtgende köşegenler dik kesir ve köşegenler açı ortaydır. Köşegenler birbirini nasıl keser? Dik keser. Köşegenler birbirini ne yapar? Ortalar. Zaten ben bunları nereden biliyorum? Paraya kenardan biliyorum. Köşegenler nedir? Açı ortaydır aynı zamanda. Ve paraya kenarın tüm özelliklerini taşır. Çünkü paraya kenarın özel bir hali olduğundan dolayı. Tamam mı gençler? Olay bu. Sen paralel kenarı biliyorsan eşkenar dörtgeni de rahat bir şekilde yaparsın. Açıyla ilgili sorular geldiğinde mutlaka eşkenar dörtgen tanımını kullan. Şu eşitleri mutlaka mutlaka göster. Bak ABC'de eşkenar dörtgen demiş. Hatta burası da eşit olacak. C A ile AB birbirine eşit verilmiş. C A ile AB. O, burası çift çizgiyken burası da çift çizgi verilmiş. Alakası gibi duruyor. Şunun da şunun eşitliği ama bak eşitleri yazınca ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Şimdi ben burada x kenarı kullanacağım. Ve bu açı 100 ise bak şurada da x kenar çıktı. Bu açı 100 ise burası ne yapar? 180'e tamamlayan açısı 80. İkiz kenardan dolayı burası da 80. 80, 80, 160 buraya 20 kalır. Sonra z'den dolayı karşılıklı kenarlar paralel ya 80 ya da hocam 100 ise burası da 100 deyip 20'si buradaysa burası 80 yapar diyebilirdin. E hocam burası 80 ise tepe açısı ikiz kenarda. 180'den 80 çıkart. 100 2'ye böl. 50, 50 yapar buraları ve x isteniyor benden şu açıda komple 80 derece değil mi karşıt açılar eşittir. Evet x artı 50 eşittir 80 ise x de böylelikle 30 derece olarak buluruz. Yani birinci soru 30 oldu geldik 2'ye. ABCD eşkenar dörtgen demiş. AE ile DC birbirine eşit verilmiş. Hmm. Şimdi AE ile DC bak şu alakası yerde eşitlik var gibi değil mi? Eşitleri yazsana kardeşim eşkenar dörtgenler. A x kenar çıktı. A x kenar çıktı. Hocam 80 ise burası da 80. 80 80 160 buraya ne kaldı? 20 kaldı. Burada da x kenar var. Bak 30'u da kullanayım. Oo, burada kaçı? 110 derece. O zaman burada kaç kaç yapar? 70 derece yapar. 180'e tamamlayan açısı. Yani buraya 50 kaldı. 50 ise x kenar olduğundan dolayı 180'den 50 çıkart 2'ye böl. 65 65 yapar buraları. E hocam burası 110'sa burası da 110'dur. Yani x artı 65 eşittir 110 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Örnek 2 45 çıkar. Geldik örnek 3'e. Bir katlama var. Katlamada ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Hop şöyle eski haline geri getiriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit diyeceğiz değil mi? Hocam bir eşkenar dörtgen olduğu için şu kenarların eşitliğini mutlaka mutlaka şekil üzerinde gösterelim. Sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla bu kenar birbirine eşit oldu. a x kenar çıktı ne güzel. Üst üste binen açılar eşit. X'e x. Hatta bu açıyla da bu açı ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Şöyle kalma yaptığımızdan dolayı. Peki ben şimdi 20'yi kullanmak zorundayım. Değil mi? Bana 20 verilmiş. Peki 20'yi kullanalım. 20'yi nasıl kullanabiliriz biz burada? Bir de şu açıyla da şu açı eşit olacak mı? Evet. O güzel bir şey çıktı. Bak 20'yi kullanırsam sıkıntı yaşayacağım. Düşündüm hemen yön değiştirdim. Şu açılarda eşitliği mi? Evet. İstersen şöyle bir A, A diyelim. E hocam paralel kenarda ya da eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit. Burası da A. Aa, burası da A oldu. X kenardan dolayı. Bak 2 A artı 20 neye eşit? 2 A artı 20 eşittir. 180'e eşit. 2 A eşittir. 160'dan A'yı buradan 80 buluruz. A 80 oldu. Burası da 80. Burası da 80. 80 80 160 tam burası 20 yaptı. Şimdi burası 80 ise bu açıda kaç derece yapar? 100 derece yapar. 180'e tamamlayandan dolayı. 2x artı 20 eşittir 100 derece olacağından 2x eşittir kaç yapar? Ee, 80 yapar. X'i de böylelikle 40 buluruz. Ya da daha kolayı var. O yüzden e ee, diye kaldım böyle. Niye? Hocam burası 80 ya. Z'den dolayı zaten burası 2x burası da 2x yapar. 80 olur. Mantığı oradan geldi. Tamam. Evet burayı da 40 derece bulduk. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. ABCD eşkenar dörtgen ve CBE eşkenar üçgen demiş. Hemen tanımı uygulayalım. Bu eşkenar dörtgenden dolayı eşitleri yazdık. Hatta şunun tamamı çift çizgi oldu. CBE de bir eşkenar üçgenmiş. Hocam şurası ve şurası da eşit mi oldu o zaman? Evet. E, aa şurada ne çıktı? Bak bir ikizkenar çıktı. Ne güzel. Şurası kaç derece? 60 derece. E burası 100 derece olduğundan dolayı biraz dar gibi gözüküyor ama dar hatta neyse idare edin. 100 ise burası kaç yaptı? 80 yaptı. 80 60 daha 140. E o zaman bu ikizkenar üçgenin taban açılarını ben yazabilirim. 140 tepe açısıysa 180'den 140 çıkart. 40 2'ye böl. 20 20 yapar bu açılar. E hocam şu açıda tamam 60 ya. X artı 20 eşittir 60 ise X'i böylelikle 40 derece olarak buluruz. Örnek 4 40 derece oldu. Geldik örnek 5'e. ABCD eşkenar dörtgen ve 50 derece verilmiş bana BCD açısı. Şurası 50 ise burası da ne olmak zorunda? 50 olmak zorunda. Eşkenar dörtgen şu eşitleri de düşünelim. Hop şöyle hop şöyle olduğunu bilelim. Peki D doğrusu AB kenarının orta dikmesi olduğuna göre. Vay orta dikmesiymiş. Hocam AB kenarının orta dikmesi şu şu. Şöyle değil mi? Ortadan dik ölecek. E olmak üzere AEF üçgen EF boyunca katlandığında. Sen bunu böyle katladığın zaman bu nereye gelecek? Hocam şu kenar hop şuraya gelmek zorunda. Çünkü dik tabanı kesip parçaya böldüğün eks kenar oluşur. Sen bunu böyle katladığın zaman bu buraya gelecek. Bak şöyle. Üst üste kenarlar eşit olacak ya ondan dolayı. Hocam çift çizgiyse burası çift çizgi değil. Çünkü bunun tamamı çift çizgi. Dikkat et buraya kadar. Senin şuradaki uzunlukların birbirine eşit olacak. Ona da dikkat et. Ve bu da açı ortaya olacak böyle böyle. Yani 40 derece 40 derece mi oldu burası? Evet, burası da 50 oldu hatta. Evet A noktası B noktası üzerine geliyor. EBD açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Neresi? EB O EBD açısı. EBD açısı. Hadi bakalım EBD'yi çizelim. Hop şurada kaç isteniyor bizden arkadaşım? Şimdi arkadaş bu bir açı ortay doğrusu değil miydi? Neden dolayı? Köşegen olduğundan dolayı. Burası 50 ise burası kaç yapacak? 130. 2'ye böyle 65 65 yapacak. E bu da 65'e 65 olacak ya o zaman buraya kaç derece kalıyor? 15 derece kalıyor. Bizden de zaten burada kaç isteniyor? EBD Yani cevap 15 derece yapar örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Eşkenar dörtgende. Köşegenler nasıl kesişiyor? Dik. Hocam köşegene dik bu köşeden geldiyse e, bunun devamı nedir? Hocam kesinlikle köşegendir. Çünkü köşegenler dik kesişir. E, 9, 15. 3, 4, 5'in katı 9, 12, 15. Bizden BD köşegeni kaç birimdir diye soruluyor. 12 burada 12 burada toplamda 24 yapar. Örnek 6 24 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Hocam açı ortaylar dik kesir orta üzerinde kesir demeye gerek yok. Eşkenar dörtgendeyiz. Bak eşkenar dörtgen bu. Köşegen açı ortay değil miydi? Yani bunun devamı kesinlikle ama kesinlikle nedir? Köşegendir. Bu da açı ortay. E, bu da devamı kesinlikle ama kesinlikle nedir? Köşegendir. E o zaman ne güzel bir şey. Köşegenler dik kesir. E dik kesir. A dikten kenar ortay çizilmiş oldu. Yani eşit eşitse muhteşem üçten burası da eşit olur. Ve x'i 6 olarak buluruz. Geldik örnek 8'e. Bak köşegen çizilmişse olmazsa olmazın. Köşegenler dik kesen herhangi bir dörtgende diğer köşegeni de mutlaka mutlaka çizin. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiyor ya. Diğer köşegeni çizdim. Köşegenlerin dik kesmesini gösterdim. Ve köşegenler birbirini ortalıyordu. 28 ya burası. 10 14 4 daha 28 olur mu ya? 18 2'ye böl 9 9 olacak. Yani buraya 5 kaldı. E Pisagor şurası 13 verilmişti. 5 13. Ne üçgeni? 5 12 13 üçgeni. Eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor bizden. Hocam şurada da bir Pisagor var. 9 12 15. Bir kenar 15 ise çevrede her bir kenar 15 ya. 4 tane 15 var demek. O da kaç yapar? 60 yapar. Örnek 8'i 60 bulduk. Geldik örnek 9'a. Bak, köşegen verilmiş. Diğer köşegeni de biz çizeceğiz kardeşim. Çizdik köşegeni. Köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar 9 9. Hocam şurada bir dik üçgen var. 9 12 15 üçgeninden burayı 12 buluruz. E bir de burada bir dik üçgen var. Burası 12. Burası 16. E 12 16 20 üçgeni. Yani cevap 20 yapar. Geldik örnek olan ABCD eşkenar dörtgeni EF paralel AD'ymiş. Tamam paralellik var. Hocam şu da bir paralel kenar bu da bir paralel kenar. Ben böyle katladığımda bu buraya gelmiş. Bir kere eski haline şöyle bir geri açalım kardeşim. Eski haline açalım ki ona göre işlem yapalım. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet birbirine eşit. Bu arada çevre ABCD'yi kaç vermiş? 40 vermiş. O zaman 44'e bölsem bir kenar kaç yapıyor? 10 yapıyor. Tamam. 10 yapıyor. Hadi bakalım. A üstü B'yi de kaç vermiş? 3 vermiş. Hocam. 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 Burası da 10 ya. Ne kaldı buraya? 7. Hocam. Burası da 10. Çünkü katladığımızda üst üste binen. Bu 10 ya. Katladığımızda üst üste binen kenarlar eşit. Burası da 3 yaptı. E, Bir de açıları da alalım. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Çok güzel. Sonra Hocam. Bunlar paralel ya. Z'den dolayı burası da nokta açısı yapar mesela. Paralel kenardan burası da nokta. Ya da paralellikten dolayı. Şuradaki paralel kenardan burası da nokta açısı yapar mı? Yapar. Hatta ve hatta burada hocam noktayla neyi toplarsak iki nokta yapar. Hani iki iç açı bir dış açı. Tabii ki noktayı o zaman burası da nokta açısı yaptı. O şu ve şu birbirine eşit oldu. E katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani burası da eşit oldu mu? Oldu. Şimdi çevre A üstü C E F. Neresi? A üstü C E F. Yani şuranın çevresi isteniliyor bizden. Çok güzel. Bunun tamamı 10 değil miydi? Yani bunlar 5 5 çıktı. E hocam o zaman burası da 5. Aynı mantıktan dolayı paraya kenar er ya burası da 5 oldu. E burası da 10. Çevre. Topla kardeşim. 10 burada. 5 5 10 burada. Yani topladığım zaman 27 mi yapıyor? Evet. Çevresi böylelikle 27 yaptı. Güzel bir soru. Bak açılara dalınca çıktı. Kenarların eşitliğine dalınca çıktı. Yani katlama sorularında kenarlar eşit açılar eşit. Üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar eşit değil mi? ABCD eşkenar dörtgen. Tamam. Bütün kenarlar nedir? Birbirine eşittir. Eyvallah. Bir de köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni çizeyim mi hocam? Bir dur. Bir dur. Verilen bilgiler dahilinde bir şey çıkmıyorsa çizeriz. Bak bu köşegen açı ortay değil midir? Evet açı ortaydır. E, açı ortay var. E, şuradaki üçgende açı ortaylığı kullanabilirim. Kullanabileceğim bir bilgi var. Diğer köşegeni eğer burada bilgi, kullanabileceğim bir bilgi olmasaydı diğer köşegeni çizerdim. E ee, ne yapalım burada? Açı ortay var ya açı ortaydı hocam. Sol tarafında 2 bölü 1 olan var. Burada da 2 bölü 1 oran olacak. 2 K ise K. Yani burada 2 K'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı K artı 3'ün karesi deyip Pisagor bağıntısından işlem işlem işlemle K'yı bulursun. Ya da hisset kardeşim 6 varsa ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. Hocam buranın 10 yapması için K'nın 5 olması lazım. K yerine 5 koyunca da 6, 8, 10 çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet böylelikle K'yı ne bulduk arkadaşım? 5 bulduk. Sıkıntı yok. Bak K yerine 5 yazınca 6, 8, 10 sağlandı. Eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor bizden. Bir kenar 10 çıktı. Çevre de o zaman 10'dan kaç tane var? 4 tane var. Çevre de böylelikle 40 çıkar. Evet. Şimdi geldik eşkenar dörtgenin alanına. Arkadaş. Paralel kenar alanındaydı. Taban çarpı yükseklikte. E hocam taban çarpı tabana ait yükseklik. A çarpı haşa. A burası da A ya. Bu da haşa yapmak zorunda. Çünkü şöyle düşün. A çarpı x. Bu alan bu tabana ait yükseklikte ne olmak zorunda? A çarpı x olmak zorunda. Çünkü alan A çarpı x olduğundan dolayı. Tamam. O zaman biz burada güzel bir şey öğrendik bak. Eşkenar dörtgende taban çarpı tabana ait yükseklik alana eşit. Bir de eşkenar dörtgende Yükseklikler eşit. Yükseklikler neymiş? Eşitmiş. Bak bu da önemli. Bazı böyle yükseklik sorularında yüksekliklerin eşit olmasını da düşüneceğiz. İkinci bir ispat da şu. Burası alfa ise burası alfa. E şu üçgenle şu üçgen benzer çıktı. Hatta 90'ın karşısındakiler A olduğundan eş üçgen çıktı. Alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olur diyebiliriz. Yüksekliklerin eşitliğinin ikinci ispatı da bu. Tamam. Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları eşit olduğu için yüksekleri birbirine eşittir. Evet zaten yazmışım. Sen yazma o zaman silelim şöyle. Dur dikkat. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Tamam dikkat bu. Şimdi şuna gelelim. Yazılmış zaten. Ben yazılmışı bir daha yazmış oldum. O yüzden sildim. İkinci özelliğimiz de köşegenler dik kestiği için. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısı değil miydi? Yani AC çarpı BD bölü 2 de Yine bu eşkenar dörtgenin alanına eşittir. Yani köşegen verilmişse köşegenle alakalı normal taban verilmişse ve özel bir açı varsa tabana ait yükseklikten de sonuca ulaşabiliriz. Evet örnek 12'ye bakalım. Eşkenar dörtgen demiş. Bu bir yükseklik bu da bir yükseklik. Aa hocam eşkenar dörtgen ya şu eşitleri gösterelim. Yükseklik yükseklik olduğu için yüksekler ne olmak zorunda? Bu yükseklikle bu yükseklik birbirine eşit olmak zorunda. Yani 7 artı 4 eşittir x artı 5 yapar. Buradan x'i kaç buluruz? 6 buluruz. Eşkenar dörtgende bazen böyle de alakası yerde bir eşitlik verilebiliyor. Yüksekliklerin eşit olmasını düşün. Tamam. Evet örnek 12 6. Geldik örnek 13'e. ED bölü CB 4 bölü 5. ED neredesin ED? Burası 4K. CB de 5K'ymış. E hocam eşkenar dörtgen. Her yer 5K mı? Evet 5K. A ne güzel bir şey çıktı. 4, 5, 3, 4, 5 üçgeninden burası 3K olur. 3K eşittir. 6 ise K'yı buradan 2 buluruz. K2 ise burası 10, burası 8 yapar. Alan da çıkar. Taban belli, yükseklik belli. Yani 10 çarpı 8'den cevap 80 çıkar. Örnek 13, 80 oldu. Geldik örnek 14'e. Bir sözel bir soru. Eşkenar dörtgen çiziliyor galiba. Hemen ABCD bir eşkenar dörtgeni çizelim bakalım şöyle. A, B, C ve D'yi de bu sırada yazalım bakalım. BD köşegeni üzerinden hemen BD köşegenini de çizelim. Ne yapıyormuşum? AE, AD'ye dik olacak şekilde AE doğrusu çizin. AE, AD'ye dik olacak şekilde şöyle dik olacak şekilde AE bir dakika AE AD'ye dik olacak. A, bir daha bakalım. AE ha yanlış. AE ile AD birbirine dik. A açısı dik olacak. Hmm. Hocam dik olacak. Şöyle şurada kaç dik olacak. Ya o zaman ne alacakmışım? Bir AE doğrusu çizilecekmiş. Böyle bir AE doğrusu çizecek. Ama o zaman arkadaş burası dar açı gibi çizdim ya. O zaman burası 90 olmadı sanki değil mi? Şuraya bir geniş çizelim isterseniz. Daha rahat olur. Yani şu eşkenar dörtgeni böyle çizelim. O zaman çizimimiz daha doğru olacak arkadaşlar. Oradaki bir mantıksızlığı yakaladık ondan dolayı. Şimdi ABCD dörtgeninde ne diyordu? AE AD dik A açısı dik olacak şekilde. Hop şöyle dik olacak şekilde AE'yi çizdik. Nereden bir E noktası aldık arkadaşlar? BD köşegen üzerinden bir E noktası aldık. Tamam. Şimdi EB'nin uzunluğu 5 demiş. DE'nin uzunluğu 13 demiş. Alan ABCD nedir diye soruluyor. Arkadaş ne yapacağız burada? Eşkenar dörtgen bu. E, köşegen çizilmiş diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar. Hocam 18 ya bunun tamamı. 9 9 yapar. Yani buraya 4 kaldı o zaman. Aa burada da ne çıktı? Bir öklit bağıntısı çıktı. E, tamam ne güzel bir şey. E, buraya bir h diyecek olursam. H kare eşittir. 9 çarpı 4 değil mi? H kare p çarpı k'ya eşit. H'ı 6 buluruz böylelikle. H 6 çıkar. Alan ABCD isteniyor. Burası 6 ise burası da 6 ya. Alan dediğimiz kısım en basit kısım. Köşegenler var. Köşegenler çarpımı. Biri 18 biri 12. Bir de bölü 2 bana alanı verir. Yani buradan sadeleştirecek olursak 6 ile 18'in çarpımı da 108 yapar. Örnek 14. 108 oldu ve geldik örnek 15'e. ABCD eşkenar dörtgen ve ACE doğrusal. CE 4 birim. AC 16 birim. Burası da 15 birim olduğuna göre mavi ile taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Aslında eşkenar dörtgenin alanının yarısı burası değil mi? A ve B. A artı B alan isteniliyor bizden. Hocam burası A iken burası da A değil mi? Evet. A bizden aslında nerenin alan isteniyor arkadaşım? Şu alan isteniyor bak. Aynı zamanda A artı B alan isteniyor. O zaman A artı B alanını bulalım. Köşegen çizilmiş ya diğer köşegeni de biz çizelim. Hop köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. E bu 16'ydı 8 8 oldu. Ve 12 burası. 12 15. 9 12 15'ten burası da 9 mu çıktı? Evet. Şimdi burası 90 derece. A artı B alanı neresi? Hocam şurası A artı B alanı. Değil mi? A artı B böyle de bulunuyor. Bak A artı B böyle de bulunuyor. Yani şu üçgenin alanı isteniliyor bizden. E bitti gitti. Taban belli mi üçgende? Belli. Taban uzunluğu kaç? Şöyle. Hop şurası. Hocam 16 artı 4 20. Tabana ait yüksek belli mi? Belli. Yani 20 çarpı 9 bölü 2 bana alanı verir. Sadeleştirme yapınca 20 ile 2 10 kaldı. 10 ile 9'un çarpımı 90 yapar. Örnek 15'te 90 oldu arkadaşlar. Eşkenar dörtgende de yani paralel kenarda kullandığımız temel yapıları bak eşkenar dörtgende de kullanabiliyoruz. Yarısı A ise diğer yarısı da Benden A artı B isteniyor. A artı B'de şu üçgenin alanı yaptı. Bu üçgenin alanı da taban belli. Yükseklik belli. Klasik taban çarpı yüksek bölü 2'den çıktı. Evet sanırım eşkenar dörtgen bu kadar. Evet eşkenar dörtgeni böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne var sırada? Dikdörtgen var sonra kare var. Öyle devam edeceğiz. Dikdörtgen konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.